thank you gamber Füsus'ta kalbiye hikmetiyle anlatılmış. Ee, burada bahsedilen kalp e, bir bilme vasıtasıysa... E, ...kalple biz nasıl biliriz? Akılla bilmekle kalple bilmek arasında ne fark vardır? Evet, ana konumuz bizim Füsus'ta gaye neydi? Allah'ın kendini bildiği bir gerçek. Yani biz onu tartışmıyoruz bile. Evet. Varlık kendini bilir ama... Bizim onu bilmemiz, yani bilinmeklik istemesi Hı. konusunu işliyoruz. Yani Hud'da ahadiyet, Salih Peygamber'de fütuhu evet. ve e, Şuayb Peygamber'de kalbiye. Evet. Bunlar tamamen bu esmaların bilinmeklikle ilgili özellikleri üzerinde duruyoruz. Hı. Bunlar süreç içerisinde, anlatımda, füsusta varlığın, hmm. Allah'ın bilinmesiyle ilgili insan melekelerini anlatan özellikler. Bunlara bütünlüklü bakmak hmm. lazım. Şimdi Kur'an'da çok önemli iki tane şey görebiliyoruz ifade. Diyor ki, akletmiyor musunuz? Evet. İkincisi de kalpleri var, anlamazlar. Hmm. O zaman bir akıldan bir de kalpten bahsediyor ki başka ayetler de var onları da zikredeceğim. Burada bir diyalektik bilme biçiminden bahsediyor. Yani birini diğerinin yerine koyalım ötekini yok sayalım değil. Biri diğeri içinde içeriliyor aynı zamanda onu tamamlıyor. Evet. O olmazsa olmaz. Diyalektikte olmazsa olmaz kuralı vardır. Yani... Evet. Karşıt değildir. Birbirini ne yapıyor? Bir mertebe açısından bakarsak bir mertebede olan yahut da bir fonksiyonda var olan başka bir fonksiyonda başka bir özellikle ortaya çıkar. Bunlar birbirini bütünlediğinde o zaman varlığı daha yakın daha ona yaklaşmış bir şekilde bilebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Önce biraz istersen şu ay peygamberden çok kısa. Mutfak Biz çünkü hikmetinden bahsediyoruz. Kimdir, nedir şahsiyetinden bahsetmiyoruz. Çünkü füsusta bahsedilmiyor. Neden? Çünkü bunlar buna muhatap olan arifler tarafından bilindiği için Muhittin Arabi'nin eserinde bununla ilgili bir bilgi yok. Ama bu yok diye bize konu olmayacak anlamına gelmez. Şuayb peygamber e, kitab-ı mukaddes eski ait Tevrat'ta e, Yetro diye geçer adı. Hı. Yetro kimdir? Yetro Hazreti Musa'nın Mısır'dan kaçarak sığındığı yerdir. Yani evlendiği hanımefendinin babasıdır. Hı. Kayınpederidir Musa'nın. Yetro yani Şuayb eee Arap kavmi ona şu ayıp, e, İbrani kavmi de yetro diyor. Şimdi Musa'nın benim izlediğim kadarıyla zahir esmasını açan şahsiyettir. Sonra Keh suresinde bakıyoruz ki Musa'nın batını yanını açan kim? Salih kul dedi. Bizim geleneksel, töresel anlatımda Hızır o yüzden e, kalbe şöyle bakıyor kalbin iki yönü zahiri ve batıni yönü. O zaman kalp Allah'ı ilahi sırları ve ilmi batın ismi altına giren her şeyi bilme yetisidir diye tarif ediyor bu İbn Arabi. Kalp sadece sevgi ve arzunun e, merkezi değildir. Sufilere göre aynı zamanda sevk ve idrak aracıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kalbi e, şu ayetlerle ifade ediyor. Diyor ki, onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde kilit mi vardır? Muhammed Suresi 22. O kimseler Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimseler burada iman yazdığı yer neresiymiş Kalp. buna iman batini görüştür yani İslam şartı demiyor evet. iman imanı yazdığı kimseym bu da mücedde mücadele 21 özür dilerim üçüncü ayet pek çok ayet Hı. var da kalplerinde eğrilik bulunanlar ise müteşabih olana tabi olurlar. Benzetmeye tabi olurlar. O zaman zahire değil de batına işaret eden tarafının vurgusu. Bu da Ali İmran suresi 6. O zaman Kur'an kalbi imanın mahalli ve doğru düşüncenin ve anlayışın merkezi olarak görüyor. Tamam. Şimdi kalpten biraz bahsedelim. Sonra konu genişleyecek ama kalbi şöyle görebiliriz ee, dedi ki kalbet akletmiyor musunuz kalpleri var anlamazlar Kuran'ın uyardığı iki ayet yahut da bilme yönteminin diyalektik iki yönünü söylüyor dedik şimdi bilme biçimini böyle anlatırken kalpteki bilme nedir kalpteki hı hı. bilme var ulusal yani yaşam deneyimine dayalı olan tecrübe ediyorsun. Nasıl tecrübe ediyorsun? Ettiğin şey e, senin hayatında devreye giren bütün yetilerin kalpte var. İçgüdüler, sezgiler, duyu ve duygular, aklın hatta kendisi sürekli halden hale dönüşüyor. Yani içgüdüden sezgiye, sezgiden akla efendim Duyulara, duygulara, halden hale bulaşan akıl. Çünkü kalp tekallüp demek. Hmm. Tekallüp dönüşen demek. Bu kalbin işlevselliğini düşün. Hmm. Pis kanı alıyor, temiz hmm. kana dönüştürüyor. Evet. Şimdi o tarafı da var burada, onu hmm. da vurgulayacağız. Hmm. O zaman bir yere bağlanıp kalmıyor, onu alıyor, halden hale dönüştürüyor. Şimdi böyle bir akıl tipinden bahsediyor. Hmm. Bu ama bizim bildiğimiz akla uygun bir tarif değil. Şey, şey, şey. Aklı aşan bir taraf. Şimdi bu, bu farklılıkları konuşacağız. Hmm. Peki örnek verelim. Hı -hı. Yani daha başından bir kalbi düşünmenin ne olduğunu anlamak için. Mesela korku. Evet. Eee... Bir vasıtanın içindesin, bir kazayla karşı karşıya geldin, korkarsın. Yahut da yabani bir hayvanla karşı karşıya geldin, yaşam tehlikesin. Yani yaşamını tehlikeye sokan, ilk defa karşılaştığın, hiçbir şey bilmediğin bir şey, yaşarsın ve öyle bilirsin. Evet. Bunu akılla bilemezsin. Akılla bildiğin onun semptomları, belirtileridir. Hı hı. Ha, bir kere yaşarsın, bir kaza yaşarsın, onun belirtilerini bildiğin için artık akıl korkunun içgüdüsünü değil, aklın endişesini taşır. Hı hı. Akıl burada başka türlü algılar olayı. Halbuki deneyimsel, yaşamsal düzeydeki korkuyu bilmek yaşayan bilir. Hani Nasreddin Hoca damdan düşmüş evet. ya. Bir düşen gibi birisini getirin hmm. beni kaldırsın demiş. Hmm. Gerçekten öyle yaşayan bilir. Hmm. Yoksa aklıyla bildiği bir şey yaşamadan bilemez. Hmm. Bu bu kalbi bilmek. Peki akılsal bilmene bunu bilirsek kalbi bilmeyi biliriz. Hmm. O kognitif belirleyici e, yöntemle bilmedir. Hmm. Şöyle örnek verelim. Geometri, matematik. Evet. Kalbi bilemezsin bunları. Hmm. Geometriyle matematik bilgisi baştan belli aksiyonları vardır, hipotezleri vardır. Akıl bunları bilerek o formüllere, o bilgilere ulaşır. Evet. Ee, o zaman ikisinin görevi farklı. Hmm. Yani biri semptomları bilebilir, oradan yola çıkabilir. Öteki baştan hipotezi yani baştan belirlenmiş bilgilere dayalı olarak bir şeyi bilmek akli ilkelerle bilmek. Bu tecrübeyle değilse eğer, kalbi değil akli. E bunlar birbirini yerine geçebilir mi? Hayır geçmez. Birbirini tamamlar. İşlevselliği var. Hı hı. O zaman biraz daha bu konuyu derinleştirmek lazım. E, kalbi o zaman anlayabiliriz. Hocam, tecrübe mi burada belirleyici olan? Evet, yaşamsal. Hı. Mesela tasavvuf Hı. varoluşsaldır. Hazır böyle bilgi falan. Şimdi biz vahdetel vücudun bu konusunu Hı. ne yapıyoruz? İlmi anlatıyoruz. Evet. Ama sufilerin önüne gittiğin zaman bunu sana yaşamsal boyutta deneyimletir. Hı. Sen o zaman hmm. ha bu oymuş dersin. Onların yöntemi böyledir. Evet. Ama ilmi olması nedeniyle bunları ne yapıyor? Akla sunuyor. Şimdi akla sunuyor da akıl ilkelerle biliyor. Fakat bir de bunun başka bir boyutu var. Ki Muhittin özellikle vurguluyor Arabi. Diyor ki sezgi ve keşifle bulurum, hmm. akıl ile bilirim. Hmm. Yani akıl bir tarafı. Evet. E topluma nasıl anlatacaksın? Akılla. Sezgi ve keşfini anlamaz ki toplum. Bilmiyor. Ortak olan nereye bağlanıyorsa onu bilir. Evet. Ama bireysel hayatta sezgi ve keşifle. Şimdi bir görüş söylüyoruz. Arkadaş diyor ki bunun kaynağı nerede? Kitabını ver. Ya bunun kitabı sezgi ve keşif deneyimsel yaşamdan elde edilen biri. E, literatürde yok. E tamam aklın dayanaklarına oturt ayetlerini yani delillerini göster. Hı. Kendini doğruluyorsa eyvallah. Doğrulamıyorsa o zaman eksikliğini giderecek başka şeyleri arayacak yahut da yok sayacak. Hı. Bu işler biraz böyle. Evet. Yoksa kimseye e, akli bilgilerle bu literatürde böyle akli bilgi al işte bunu oku hmm. bilgisin ama yaşamadın hmm. o zaman taklitçi oluyorsun yaşamadığın bir şeyi hmm. taklit ediyorsun kötü mü Ezenli. öğrenirsin ama bunu kabul et bu taklit niye evet. ilham yok hmm. sezgi keşif yok hmm. yaşamsal değil hmm. tasavvuf baştan aşağı hal dili dediği hmm. halden hale bürünme yani sana bunun ta içgüdüsünden duyularından duygularından hayalinden aklından zihninden geçirerek ne yapıyor? Bütün itikat şekillerinden suretlere büründürerek onların halden hale geçişini gösteren ve bunların hepsini kapsayan tek varlık kalp. Ama kalbin başka yönleri de var. Şimdi e, i̇man nurunun yansıdığı yer diyor. Şimdi Hı. buralara batini ilmin açıldığı yer niye? Hı. Çünkü batini ilmin açılmasının tek şartı seski ve keşif, ilham. Bu ilham yoksa e, o zaman başkasının malını alıp satıyorsun. E, biz de bütün Arabi'nin bu görüşünü açıkçası söylüyoruz. Diyoruz ki Muhittin Arabi değil literatürde bunlara işaret var. Hı hı. Peki sen nereden biliyorsun? Ben okudum anlatıyorum. Arkadaş bana derse ki deneyimledin mi? E, samimiyetimle söylerim. Deneyimlediğim şey bana aittir. Hı hı. Bunu paylaşmak zorunda değilim. Hı hı. Ama zevkimi yansıtabilirim. Ama bana düşen görev literatüre sadık bir şekilde İlerken ilerlerken Hı -hı. bunun hali oluşuyorsa kendisi tanır. Evet, evet, Benim yapacağım bir şey yok. Bu iddiayı da taşımam. Niye? Hı -hı. Baştan söyledik öğrencisiyiz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya bu kuramı daha bütünlükle anlat. E, süreç onu gösteriyor. Hı -hı. Onu anlatmak için e, ahadiyetini, fütuhiyetini, kalbi, kalbiyesini anlatıyoruz. E, bir çırpıda anlatılacak kitap değil. Hı -hı. Niye? Çünkü bu kitap... ...Arifler için yazılmış. Ben Arif değilim anlamıyorum. Anlamıyoruz. O zaman anlamaya gayret göstereceğiz. Gayret bizden takdir Allah'tan evet. diyelim... ...yola çıktık. Evet. Burada yoldayız biz. Evet. Ha, bana hepsini bütün ver. Ya yol bitmedi ki. Mümkün, mü? Mümkün değil. Dönelim konumuza. Evet. Şimdi... E, ...bu şey... E, ...çok önemli... Kalp konusu peki ortada bir soyut kalpten mi bahsediyoruz veya da şöyle bir kalpten mi bahsediyoruz? Sol memenin altında bir et parçası Kara Ceva bir hayır bir yürekten bahsetmiyoruz. Yüreğinde tabii bir karşılığı var ama hı hı. bir et parçasından bahsedilmiyor. Burada başından beri vurguladığımız e, insanın düşünebilme melekelerinin hepsinden halen halden hale geçişidir. Hmm. Duygusu da var, duyusu da var, sezgisi de var, ilhamı da var, aklı da var, hayali de var. Var oğlu var ama aynı varlık halden hale surete bürünüyor. Hmm. Ama her surete bürünenin bilindiği yer olarak kalpten bahsediyoruz. Hmm. Yoksa e, akıl bunu bilir. E hmm. ötekini de yok sayar. Ö, ötekini eski dilde söylersek tekfir edebilir. Der ki kafirdir reddeder. Buradaki kalp öyle bir şey değil. Hmm. Şimdi bu kalbi konuşacağız. Peki et parçası olmadığına göre bu kalp nerede? Nerede? Evet, hmm. temel soru bu. Hmm. Bu kalp kimin kalbi? Bir kalp evet. var da ortada. Allah da orada biliniyormuş. Her suretin bilinebileceği yer bile dediniz Aa, hocam. İşte ip, o ipucu evet. işte bu özellikleri konuşuyoruz. Şuayb bunun örneği olmuş. Hı -hı. E, patent onda. Evet. Yani e, şeyde İslam tasavvufunda kalbiye hikmeti yani ne demek? Ya bunu en kamil, en yetkin bir şekilde Hazreti Peygamber'in seyri sülukunda gördüğü Allah'tan haber veren elçiler içerisinde kalbiye özelliğini şuayb peygamber göstermiş. Peygamber vermiş bu kitabı Muhittin Arabi'ye. Değil mi? 1200'lü yılların Muharrem ayının son haftasında rüyamda verilen kitap diyor. Evet. Verileni yazdım diyor. Peki ve yazdı. E şuayb peygamber burada anlatılan şuayb peygamber kimin şuurundaki Şuayb peygamber. Musa'nın evet, değil peygamber. Muhammed peygamberin. O çünkü Allah esması altında hmm. bu hikmet. Çünkü Allah esmasını e, insanlığa ayna olarak gösteren Muhammedi şuur. Muhammedi şuurdaki Şuay peygamberle biz aşırı neşir oluyoruz. Niye? O kalbi esmasıyla biz de şuurlanmak istiyoruz. Evet. evet. Şimdi o zaman şöyle diyelim, ee, iman nuru kalbi aydınlatıp kalp beden ve şehvet perdelerinden. Ha bak, şöyle bir şey, bunun vurgusunu yapayım. Hı hı. Bu çok bir, aldım notlar tabii. Konu büyük geniş, o yüzden e, sohbette akıyor gidiyor bazen ama bazı şeylerde vurgusu yapılamayınca zayıf kalıyor. Hı hı. Kalp dışa ait bilgilerde duyulara hı hı. ve akla dayanırken yani hı hı. kalp yine dışa ait bilgileri açık ha. Evet. Duyular var duygular var. Akıl da var bunun içinde. Hı hı. Dışa ait bilgilerde neye dayanır? Duyulara ve akla dayanırken e, içe ait bilgide ilham ve keşfe dayanır hı hı. dedik o tarifi yaptık. Evet. Demek ki kalp Hı -hı. akıl ve keşfin e, halden hale büründüğü birbirine dönüştüğü yermiş. Evet. Evet. Peki. Akıl ne? Hı -hı. Kalbin kendisiyle görebildiği bir meleke. Hı -hı. Yani yine akıl kalpte Hı -hı. ama bütünlüklü olarak kalp kendisinde gördüğü meleke akıl. Onun eşyaya yönelik gözü, kavrama ve bilme aracı, yani kalbin eşyaya dönük kavrama ve bilme aracı, e, onun eşyaya yönelik gözü akılmış. Akıl kalbin dışında değil. Evet, evet. Bilgi edinme tarzı olarak sürekli sorgulayan, irdeleyen, ondan sonra tahlillerde bulunan, ölçen kimdir? Kalbin bu özelliğine akıl diyor. Hmm. Akıl sorgular, hmm. irdeler, ölçer, tanımlar. Sonos. sus. Ee, bu özellikte akıl. Ama bir de şu var. Burası çok önemli. Gerçekten çok düşündürücü. Ee, ölçülebilir bir kıymeti olmayan değerler ne olacak? Hmm. Yani, eşya değil, yani eşya hmm. değil. Eşya hmm. değil. Eşyanın bilgisi değil, nesne değil. Ne? Hmm. Ölçülemeyen değerler var. Değerleri akıl akıla söylüyorsun. Hmm. Evet adalet diye bir şey var. Evet. Peki adalet diye bir şey var ilke olarak. <laughs> i̇lke. Akılda var. hı. Hmm bildi adaletli olacak. Nasıl olacak? O ilke ete kemiğe bürünecek. Yani yaşayacak, görecek, deneyimleyecek. O zaman adaletli olur. Merhamet ilke, akli evet. ama merhametli olması için o kişinin merhamet ilkesine göre yaşamış olması lazım. Ona göre tavır, davranış, düşüncesini, duygusunu, duyusunu, içgüdüsü her şeyini yaşaması lazım. O zaman bu yaşamsal bir konu. Yani akli ben öğrendim. Bu pozitivist dünyanın yaptığı iş. Gel abi okulda oturun çocuklar tamam. Ha tat anlattık. Şimdi öğrendiniz. Adalet neymiş efendim buymuş. Hadi gidin. Hı. Ya adam hiç ne dü. Ya bizim e, okullardaki eğitim sistemi o evet. Yaşamsal değil. Hı. İrfan mektebi değil. İrfan bu demek. Evet. İrfan yaşamsallık var. Hı. Hocam haline bürünmek gibi. Haline Hı. bürünecek. O, o hali Şevkat mesela. Şevkati tarif et akli olarak belirtilerini semptomlarını söyleyebilirsin. Evet. Bir anne ile bebek arasındaki ilişkide şefkat tablosunu çizebilirsin. Ama donuk kalır duygusu yok. Evet. Deneyimi yok. yaşamamış insan onun değerini bilemez. Bu o değer akli akıl çünkü ölçüyor, biçiyor, soruyor, tahlil ediyor, analiz ediyor, parçalıyor. O öyle bir dünya var. Bilme ile ilgili akli bilgiye ihtiyaç var. Hı hı. Ama değerleri bilme hı hı. buna kalbi diyor. Kur'an metni kalbi diyor. Hı hı. Ha bugün felsefede bunun karşılığı var mı? Bunu da konuşuruz. İddiası hı hı. yok. Hı hı. Çünkü kavramsal bakış e, ne yapıyor? Onu sınırlıyor. Evet. Ama yaşamsal bakış sınırlar ötesine gidiyor. İkisi birbirinin yerine tutar mı? Hayır, birbirini tamamlar. tamamlar. Genelde bizdeki eğilim Aristocu akla göre ya o ya o. Hayır, hem o hem o. Hı -hı. Yani e, ikisinden de vazgeçme Hı -hı. Yani niye vazgeçeyim? E, ben efendim bunu beğendim. Ya bu beğenilip beğenilmeyecek bir şey değil ki. Hı -hı. Beğen beğenme akıl toplumsal yaşamda şarttır başka türlü diyalog kuramazsın. Evet. E diyor ki gelmiş arkadaş bana ruhsal psikolojik durumunun toplumsal tarafı yok. Evet. Tamam o da bireysel evet. olarak konuşuruz. Evet. Ama bunu toplumsal yaşamda akılsal boyuttaki niteliklerini ortaya koymazsan karşısındaki seni anlama sende dersin ki beni anlamadı. Evet. Ha anlamak kalple ilgiliymiş bilmek aklın işi ise kalbi olan anlar. Evet. Buradaki olay bu. Peki. Bu hakikatler başka kuvve, ilahi kuvveyle yani değerler başka ilahi kuvveyle anlaşılabilir, evet. idrak edilir. Evet. Sufiler buna işte iman nuru. İman nuru. Evet. Basiret evet. ya da kalp gözü de kalp diyorlar. Gözü. Bak nereye geldik? Ona? Evet, evet. Bu değerleri anlayan, bilen şimdi iman nurunun ne olduğunu konuşacağız. Bunu fizikte de konuşabiliriz ama Hı. konu çok genişler. Günü gelince fizikte ışık, nur nedir bunları bile konuşacağız. Evet, evet. Çünkü içinde yaşadığımız dönem böyle bir döneme kapı açtı. Işte. Evet. Kalbin idraki Kavramsal olmaktan çok hmm. zevki, zevki dedi mi bütünsel demektir. Hmm. Tam ve bütünsel. Aynen. Şimdi e, bölük, pörçük, parçalı oldu muydu hmm. zevk vermez ki. Hmm. Zevk bütünselliği içerir. Sistematik bütünsellikte bütün ışımayı, varlığı görürsün. Hmm. Ama akıl parçalar o zaman... Kavramsal olmaktan çok zevki, hissi bir idraktır. Kalbin idrakı. Kalp ismi, batini makamların hepsini gerektiren ismin camidir diyor. Tırmızıden bu da tabi. Hmm. Şimdi bak şöyle düşün. Kalp evet. berzahta duruyor ortada. Berzahta. berzahta. Hmm. E, kalbin üst yahut da iç aleme bakan tarafında ruh Öyle tanımlıyor. insanlar anlasın <laughs> diye. İç aleminde, iç aleme doğru baktığında kalp, ruh, <laughs> alt aleme baktığında nefs. Esasında ruh da nefstir de hı. nefsin safiyedir. Kalp nefse emmareyi alıp nefsin safiye geçirdi miydi ne yapıyor? Efseli safilinden eşrefi mahlukata yükseliyorsun. Bu da nefsin mertebeleri ama kalbi arındırırsan hı hı. yani dünyevi şehvete dönük yanından kalbi arındırırsan ne oluyor? O zaman ruha yönelik oluyor, hı hı. saflaşıyor. Hı hı. O zaman ona Allah'tan ilahi nurlar yağar diyor. Onların kalbine ilahi nurlar yağar. Hı hı. Niye? Allah'la Haşır neşir olduğu için. Bütün işini ona karıştırıyor. Hmm. Allah'tan başka bir şey düşünme. Hmm. Ne düşünürse düşünsün. Allah peki e, bu zati Allah'ın zati esmasına yönelik yapamazsın bunu. Hmm. Çünkü münezze yani tasavvur dahi edemezsin. Ona tanıklık dahi edemezsin. O zaman ne olacak? Allah'ın hmm. İsmail Hüsna'sı güzel esmalarına bağlanan akıl hı hı. kalbi olan akıldır. Dünyevi düşünen akıl zihinsel akıldır. Hı hı. Duyu ve duygulara dönük çalıştı mıydı? Ne oluyor? Zihin. Zihin. Hı hı. Ama esmalara dönük çalıştığında artık Allah'ın esmaları onun kalbinde. O esmalar onun nuru. Onurlar esmalar oluyor. E, tabii. Yani, ya. yani onu düşünüyorsun. Evet. Düşündüğünden başka ne var? Allah'ın iyi, doğru, güzel ne varsa halleri, esmalar başkalarında iyi, doğru ve güzel yaşayanlara tanıklık ettiğinde onlar sana ilham verir. Hmm. O hallere girersen, ondan başka bu hallere girmezsen o zaman ne oluyor? O nur senin kalbini ışıtıyor aydınlatıyor. O zaman o mücerret olan akıl kalp oluyor işte. Kalp olan o o zaman Allah'a bağlı olan akıl kimin akıl? Daha doğrusu kimin kalbi? Kimin Şimdi kalbi? oraya geldik. Evet. Çünkü eee batıni ilmin ışığında zahirini bilecek. Evet. Şuay peygamber Musa'nın nesini gösterdi? Zahiri taraftaki kalbini gösterdi. Hmm. Biz de onun için şu ay peygamberi baz alıyoruz anlatımda. Hmm. Batını ilmini de dayanamadı dedi ki Hızır'la yollara ayrıldı. Ama zahiren Musa var. Kur'an'da da en uzun anlatılan peygamber Musa peygamber. Evet. E şimdi kalp makamı Musa peygamberin Var mı var? Müttün Arabi'nin Tefsiri Kebiri Tevil'i kitabını oku. Musa'nın ve her peygamberin kalp makamındaki durumlarını anlatır. Çünkü kalp Allah'a bakan yüzünü dünyaya çeviren tarafı. E bütün ümmeti, bütün kavmine dünya. Ama o kimden haber veriyor? Allah'tan. Allah'ın esması üzerine mümkünatı hı. ne yapıyor? İnşa ediyor. Beşeri insan yapma projesi. Hı. Ne yapayım böyle anlatmak durumunda ne yapayım? Buna da yüzeysel diyen arkadaşlar var desinler. Başka türlü dilim dönmüyor. Ben de böyle anlatıyorum. Hı hı. Peki hı hı. kalp Allah'ın evi, hı hı. onun nazargahı, hı hı. ilim, nur ve sırlar hazinesidir diyor Muhittin. Özetle böyle. Peki devam ediyoruz. İman nuru kalbi aydınlatır dedik. Şimdi iki tane önemli bir hadis bir de ayet var. Hı hı. Buradan yola çıkarak kalp konusunu biraz daha derinleştirelim. Hı hı. Allah Teala diyor ki: "Benim arzım ve semam hı hı. beni sığdıramadı. Fakat mümin kulumun kalbi sığdırdı." Evet. Diye buyurdu bir kutsi hadis. Hı -hı. Bunu bir kenara koyalım. Fakat hangi mümin kulun kalbi? Evet hangisi? Evet. Bu kalp, madem hakkı sığdıran kalp bu, Hı -hı. bu hadise dayanarak anlamaya çalışıyoruz. Bu kalp her nereye yönelse hak ile yönelen ve hakkı tecellisinden müşahede eden Arif'in kalbi bu. Bu kalp Hak'tan başkasını müşahede etmiyor. Ne demek müşahede etmek? Peki kalbin iki tane kapısı var dedik. Biri ilahi bilgi hı hı. diğeri yani Esma-ül Hüsna'lara bakan. Diğeri ise vehimlere bakar. Hı hı. O yüzden kalpte Tedbiratül İlahiye eserinde Muhittin Arabi kalpteki iki ordunun savaşlarını ve kuvvetlerini anlatır. Allah'ın ile şeytanın orduları diye. Hmm. Bunlar e, insandaki şeylerdir. E, beş duyu dış alemin hmm. e, orduları olduğu gibi batini orduları da var. Bunlar nedir? İşte nefsani ruhlar var. Efendim, insani ruhlar var, kutsi ruhlar var, nefsi ruhlar var. Yani e, insanın içindeki ne kadar geçirdiği evre varsa onların ruhu insanda var. Bunlar batini olarak var. Nefs terbiyesi işte onları geçiriyor. Hayvani ve cismani ruhlardan arınıp insanın ruha doğru yükselişle ilgilidir. Peki, şimdi dedik ki kalbinden ee, vehim hı hı. düşüncelerini, zanlarını söküp atarak ne yapıyor? Vehimin tesirinden kurtulabilir. Şöyle diyebilir miyiz? Akıl bildiği şeyi neyle bilir? Kavramla bilir değil mi? Hı hı. Lafıyla örter. Bir isim koyar, hı hı. o isimle... Sanki varlıkmış gibi o isim. O isim yoktur ha. Varlığa işaret olsun diye biz semboldür. Hı hı. Hakikate işaret eden sembolü hakikatmiş gibi anlatır. Hakikati örter. İşte hı. kafirlik bu. Evet. Bunun üstünü örtün. Hı hı. O zaman o kalp ne yapacak? Allah sığdırabilir mi? O aklın bu tarzı evet. yani ne yapıyor? Lafız hakikati işaret eden sembolizmasıyla örtersen, o zaman Allah'ın bilgisine ulaşamazsın. Dünyanın, alemin bilgisine ulaşırsın. Kötü değil ama seni yarı yolda bırakır. O yüzden şöyle, burası çok önemli. Diyor ki. Ee, lafız örtüsü çeker hakikatlerin sembollerinden lafızlar örter dedik hakikatleri gözden kaçırır. Arif kim? Arif bir velidir. Bütün varlık sıfatlarının kendisinde tahakkuk ettiği ve böylece bu sıfatların tam bir mazharıdır onun kalbi. Kuşatıcı bir varlık haline gelen İnsanı Kamildir kâmildir. Hmm. Bütün varlığın suretlerinin tamamını kalbi onun heyuladır, içerir ve hepsine tanıklık eder. Hmm. Ama burada şunu gözden kaçırmamak lazım. Burada kastedilen varlık izafi varlık. zati varlıktan bahsetmiyor. Hmm. İzafi varlığın suretleri ne yapıyor? velinin, arifin kalbinde suretlere bürünüyor. Birini reddedip yok saymıyor. Hmm. Her birine tanıklık ediyor. Kalp Allah'ın rahmetindendir. Çünkü o benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti kerimesi. Hmm. O zaman kalp de rahmetten. Ama ne dedi yukarıda? Konuştuk yerler ve gökler beni sığdıramaz mümin kulumun kalbi. Halbuki yerler ve gökler hatta kalbin kendisi bile Allah'ın rahmeti. Evet. Ama ne diyor? Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. O zaman ilahi rahmet kuşattığı şeylerden birisiymiş kalbi. Allah'ın eşya varlık bahşetmesi yani rahmet ne demek biliyor musun? Muhittin Arabi'nin ısrarla vurguladığı konu bu. Rahmet varlık bahşetmek. Kalp Allah'ın fazlı ve nimetiyle varlık bahşettiği bir şeydir. Varlıktaki her şeyi, izafi varlık alemi dedik ya, hı hı. kuşatan Allah'ın rahmetidir. Hı hı. Peki, Allah'ın rahmeti hakkı sığdıramaz. Niye sığdıramaz? Çünkü hakkın varlığı bahşedilmiş ya da verilmiş olarak nitelenemez. Bak burada hak varlık bahşediyor. Varlık bahşediyorsa kendisi ne? Kendisi varlık veren. Kendisi zatî olarak rahmet değil ama alemin tamamına varlık veriyor. O zaman Allah diyor ki hak Arif kulumun kalbini beni sığdırır hı hı. ama rahmetim beni sığdıramaz diyor. Şimdi bak rahmet sığdıramıyor. Evet. Çünkü hak rahmetten daha büyük. O veriyor çünkü. Ama zatî olarak. Evet, evet. Fakat diğer taraftan da rahmetten var edilmiş olan arifin kalbi akı sığdırıyor. Çok çelişik bir durum. Evet. Anlatabildim mi? Evet hocam burada. Ama nasıl niye? Ses, evet nasıl ee, yakalayacağız? Evet. Bunu şöyle yakalayacağız. Hı hı. Hak kendinde var ilk kendinden verdiği şey ne? Yani sabiteleri yani mümkünatların suretlerini veriyor. Evet. Bahsettiği bu. E kendi düşüncesinden yani mümkünatın makul yani akıl evet. kendinden kendini düşündü, kendini bildi diyor ya. Evet. Peki bildiği makul varlıklar. Bu makul varlıklara varlık vermesi, mümkünatları ortaya çıkartmasıdır. Burada etap zat her şeyden mücerret ve her şeyden Hı -hı. münezzeh. Hı -hı. Kendisi rahmetin dışında rahmet veriyor. Ama rahmeti kime veriyor? Kendindeki makul suretlerine veriyor. Hı -hı. İzafiyetine veriyor. Mutlaklığına değil. Evet. Burada karışıyor milletin. Çünkü ısrarla söylediğimiz bir şey var. Varlık mertebeleri icabı Hı -hı. ne yapıyor? Nüzul ediyor varlık nüzul ediyor, iniyor. Peki bize düşen ne? Nüzul eden varlık letafetten kesafete doğru beş veya yedi mertebede anlatılan nüzul ediliş var. Kur'an bu nüzul surelerine gösteriyor bize. Hı -hı. Peki bizim bunu bilmemiz için ne yapmamız lazım? Nüzul olan varlığı bileceğiz ya. Evet. Nasıl bileceğiz? Uruç edeceğiz. Evet yükseltgenmek. Yani o nasıl bize tenezzül etti, indi, bizi var etti, bize rahmet verdi. Bize verilen rahmetin üzerinden biz ne yapacağız? Uruç ederek, arınarak, nefsimizi arındırarak, onun esmalarına bağlanarak bu varlık mertebelerinden nuzul eden inişi uruç edeceğiz, yükseleceğiz. Miraç etmek bu demek. Peki bunu yapmazsan ne olur? Öyle o mertebede kalırsın. Peki mertebe mertebe olması önemli. Mertebeyi kaçırıyor herkes. Evet. Muhittin Arabi'ye göre. Mertebeye göre baktığın zaman kamil olan varlık nüzul etti, tenezzül etti, bizi var etti. O kamil, hep o var. Aşağıda da hiçbir şeyde muhatap olmuyor. Mertebe mertebe. Diyor ki mukaddes zatım muhatap almam diyor. Nereden olacak? Vahit esmama gidin orada var olabilirsiniz diyor. Hmm. Mertebe yaratma mertebesini vahit esmasından yaratıyor. Hmm. Peki nuzul etti indi yahut da içe içten dışa doğru açıldı. Hmm. Kamil varlık o kemaletinden bir şey kaybetmiyor. Biz nakız, eksiyiz. Biz sapabiliyoruz. Bize o iradeyi vermiş. Niye? Diyor ki bunu yap. Yapmak için de iradeyi de veriyor. İlmi de veriyor, kudreti de veriyor. Muhittin Arabi'nin e, çok önemli abduhu kavramıyla ilgili yani e, kul olma ile ilgili bütün doğanın varlıkları insan ve cin hariç diyor. Hı hı. Hepsine boyun eğdirilmiştir. Zelildir diyor. Hayvan neyi gerektiriyorsa o doğanın yasasına tabi. Arı yeryüzünde var olduğu an tek görevi arı balını yapmak. Karınca neyse onu yapıyor. Kedi, köpek, ağaç tabiatında ne yazılıysa onu yapıyor. Evet. Ama Baştan boyun eğdirilmeyen yani kim var? İnsan, İnsan ve cin diyor. Peki ne olacak? Ona diyor emir gönderiliyor. Bu kulluk görevini düzgün yap. O emirle boyun eğdiriliyor. Baştan boyun eğdirilme yok. Niye? İrade veriyor, kudret veriyor. Biraz buralara baktığı zaman alışılmış İslam anlatımının dışına evet. çıkan. Kur'an zeminli bir anlatım var. Kur'an'ın dışında değil. Abduhu dediği yani e, hizmetkarın insana o alanda irade ve kudreti vermiş. Yok canım e, ne yapıyoruz biz? Diyor ki cahil ve zalim insan kabul et. Evet. Asi insan diyor. Bak başa edilmemiş demek. Asi adam. Evet. Ve bunu da övgüyle söylüyor ayet. Neyse konumuz bu değil. Kalpten kalbe doğru akışı bakalım hı. biz. Şimdi izafi varlıkta hı. kendinden kendine bildiğine rahmet veriyor. Hı. Dışarıda bir varlık yok. Bak burası şöyle önemli. Allahü Samet dediği zaman varlık birdir, zatidir hı hı. ve dayanaktır. Bütün alem o dayanaktan çıkar. Cevheri kendisidir. Her bir alemde var olan hı hı. E, araslar, ilinekler ayrı kişilikler değildir. Hı hı. Her biri biri üzerinden, ahad üzerinden vahid olmuştur. Bunu anlattık. Hı hı. Ahadiyetle vahidiyeti anlattık. Hı hı. Ahad ne vahid ne? Peki bu çoğalma nasıl oluyor? Hı hı. Buralara geleceğiz. O zaman bu rahmeti, Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmeti hakkı sığdıramazmış. Hı. Çünkü hakkın varlığı bahşedilmiş veya verilmiş olarak nitelenemez. Hı. Hakkın kendisi rahmet veriyor, kendisi rahmet değil. O zaman rahmeti sığdırmaz. Hakkın varlığı kendi zatındandır. Ve yani kendisi için zorunludur, vaciptir. Yani mahiyetinde kendisi rahmettir. Başka bir rahmet onu sığdıramaz. Fakat Arif'in kalbi, şimdi ayrımı söyleyeceğim. Beni göğüm ve yerim sığdıramadı. Mümin kulumun kalbi beni sığdırdı hadisine göre hakkı sığdırabilir. Bunun için hal, kalp rahmetten daha geniş olmuştur. Peki niye? Evet. Arif'in kalbinin hakkı sığdırmasını iki tarz türde anlayabiliriz. Birincisi Hı. şu. Arif'in kalbi her tecelligahta hakkı müşahede eder. Hı. Nereye baksa hakkı müşahede eder. Hı. Nereye baksa. Haktan ayrı görme. Haktan başka bir şey yok. Niye? hak rahmetini her yere vermiş. Hmm. O zaman bu haktan bu haktan değil diyemiyorsun. Hmm. Her şey de onu görür ve bütün inanç suretlerinde ona ibadet eder. Bütün inançların evlasıdır. Kim? Hmm. Arif. Arif'in kalbi. Hmm. Arif'in kalbi böyle. Burada hak ile kast olunan burası önemli. Hak hak diyoruz ya ama hangi hak? Hmm. Diyor ki itikatte yaratılan hak. Hmm. Yoksa zatı açısından hak değil. Zatı açısından hak her şeyden münezze. Hmm. Ama insan itikatine göre hakkı yaratıyor daha önce hmm. bu ilah izafi dediğimiz bu şimdi mertebeler açısından bakmazsam varlığa hmm. varlığın mutlaklığıyla varlığın izafi alanı maddede hmm. bile var bu ya artık hmm. kuantum alanı var mutlaklık uluhiyet alanı var hmm. ceberut alemi var bak izafiyet ortaya çıktı artık Evet. o zaman e, izafi o zaman bilemem hmm. hayır var ...o ilke olarak... ...artık o zahirde duyuda... ...duyguda yok... Hı hı. ...akli ilkede var... ...o da bir varlık... ...aklı, hı. aklı varlık olarak kabul etmezsen... ...geçmiş olsun... Evet. ...bütün mesele... ...orada... E, ...onu yaşayıp... ...deneyimlediğinde o sende var oluyor... ...Allah'ın esması... ...esma göster bana... ...adalet... Hı. Adalet diye bir esma'nın varlığını gösteremezsin. Hı -hı. Nerede gösterirsin? Eyleminde gösterirsin. Eylemde, evet. Yoksa eylemin yoksa adaletli olamazsın. Hı -hı. Bu böyle bir şey. Ve evet. e ben diyor Allah'ın esmasını tekrar edeyim. Ben de olur. Hı -hı. E, i̇nanç meselesi olur olmaz. Ben bir şey diyemem. Hı -hı. Ama benim bildiğim bir şey var. Diyor ki Allah cömert ol. Allah cömerttir. Cud yani. Kendinden evet. veriyor. Cud, vücud. Kendinden veriyor. Sana da diyor ki cömert ol. Hı -hı. Ama birisi geliyor, yardım istiyor. Sen de diyorsun ki git Allah versin. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Fiili sen yapacağını Allah'a havale ediyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Bulsalar Allah'a çalıştırırlar. Lafı buradan çıkıyor. Hı -hı. Tamam mı? İnsan Allah'a ait dediğimiz genel herkesi kapsayan, ekber olduğu için o esmalara bağlanıp onu kendinde gerçekleştirip onu var edeceğine etmiyor. Ben bunu papan gibi söylerim. Bir söyle olursa olur. Olmazsa niye olmuyor diye de ağlama. Konu bu. Evet. Tamam mı? Evet. Ben gece gündüz onu söyledim söyledim. Hı hı. E papağan oldun. Güzel papağan olarak olabilirsin. Hı. Kalbin temizdir. Olur. Ben bir şey diyemem. Müminlerin kalbine karışacak adam değiliz. Ama biliyoruz ki fiillerle olan bir şey. Bu evet. aleme geliş sebebimiz kuvveden fiile çıkmak. Evet. E, fiilin evet. yok. Olmaz. Olursa da eksik olur. Yahut da o zaman da olmaz, başka bir zamanda olur. Bu zikretmeyi melekler yapıyormuş ya zaten söylenir. insanın o zaman değil mi? Bak, Sebebi... e, meleklerin gerçekten gıdası zikir. Evet, Ama evet. melekler kime ibadet edecek o da Sizin kime secde edecek? Yani e, O zaman insandaki Hı. melek kuvvettir. Evet. Kuvvetleri fiile çıkar diyor. Evet. Yani zikir... Zeker diriltmek demek. Evet. Kuvveti dirilt bir eylemde. Peki nereye? Allah'ın bir esmasına o melekleri sevk et. O esma sende olsun. Evet. Nefsine göre değil de bu melekleri nefsime göre de çalıştırabilirim. Onu, o fırsat veriyor bana. Tüm dünya insanlığı öyle. Dünyevi işlere meleklerini kullanıyor. Ama Allah'ın esması adaletli ol. O o melekleri adalet ilkesi üzerinden kendinde uyandırır ve diriltirsen zikir böyle bir şey diriltmek, hatırlamak ve dirilt. Ha nefsime göre değil de Allah'a, Allah üzerinden melekleri, melekelerimi, <laughs> kuvvetlerimi uyandırırsam o zaman bende olur. E yap olur. Cömertlik olur, Hı -hı. merhamet olur, adalet o, ilim olur, şifa olur. Ne dersen de bütün esmalar. Hı -hı. Peki biri ne dedik? İtikatta yaratılan haktır dedik. Evet. Bütün eyula, evva çeşidi insan var. Her biri tasavvur ettiği, inandığı, itikat ettiği hakkın suretiyle geliyor. Evet. Arif de diyor ki, diyor haktan gelmiş niye haktan evet. başka bir şey yok. Evet. Onun suretiyle gelmiş. Evet. Onun kalbi onu müşahede ediyor ama bu itikate bağlı hakkı müşahede ediyor. Zata bağlı, zata bağlı olan tek. Evet. Ama itikat üzerinden tek olanı da anlıyor. Evet. Çünkü o kalp anlamak için bilmenin anlamaya dönük yüzü. Evet. İkincisi ne? Arif nefsinde bütün varlık sıfatlarını toplayıp böylece hakkın kamil bir sureti haline gelen insanı kamil. Bir tanıklık ediyor eyvallah bir de o vasıfları bu vesileyle kendinde topluyor artık onda oluyor o, o kamil esmanın bütünsel sistematik varlığı insanı kamil hakkı kalp aynasında müşahede eden Arif'in kalbi hakkı ihtiva eder. Evet. Hak rahmet edilen değil, rahmet edendir. Yani eşeğe varlık verendir. Hakkın fiilidir. Hak bu anlamda rahmet edilen olarak nitelenemez. Bu hakkın zatı açısından geçerlidir. Mümkünlerin suretinde Ecellisi. Ve onlar da zuhuru açısından Hakk'a baktığımızda ise rahmetin onda da bir hükmü vardır. Çünkü varlık bu mümkünlerin üzerine feyiz verir, mümkünler üzerinde bulundukları suretlerde zuhur eder. Bunu söyledik. Hı hı. Bu ise rahmetin ta kendisidir. İşte Muhittin Arabi'nin Rahmani nefs dediği budur. Hmm. Rahmani nefs, rahmet veren nef. hmm. Kime veriyor? Makul kendinde bildiği esmalara ne yapıyor? Ee, rahmet vererek rahmeti vermeyi de ne yapıyor. Diyor ki ya ilim yap. E yapıyorsun. E, i̇limin Rahmeti kimde oluyor? Yaptığın için sen de oluyor. Yapmayan evet. da olur mu? Olmaz. Olmaz. Yapan Hı -hı. da oluyor. Hı -hı. Şifa yap, şifa rahmeti rahmet varlık bahşetmek demek Hı -hı. bu. Anlatabildim Güzel oldu. Çok Sorun gülüyoruz. yok. Hı -hı. Şimdi başka bir e, bağlamda da konuyu ele alabiliriz. Çünkü kalp neydi? Tekallüp etme ile ilgili bir Peki, Allah'taki hakikatler neyle kendini bildirdi bize? İlahi isimlerle. Evet. İlahi isimler hakikate işaret ediyorsa, ilahi isimler üzerinden değişip dönüşmeyi ele almalıyız. Hı -hı. O zaman ilahi isimler anlattığım gibi, Varlığa rahmet verecek. Nasıl verecek? Durup dururken vermez. O esmaya bağlanarak sen fiillerini yapıyorsan hı hı. o esma ilahi isim sende rahmet hı hı. Esmalar sende gerçekleşmek ister. Ortaya çıkmak ister. Hı hı. Sende mazhar olmak ister. Hı hı. Mesela el alim ismi. Hı hı. el alim ismi sende gerçekleşirse sen fiilini yaparsan Hı -hı. E ne oldu sen alim oldun el alim ismi kime ait Allah'a ait Hı -hı. ama alim olan kim sen Hı -hı. o zaman burada el alim esması bir ilahi isim olarak ilahsa Hı -hı. E, sen alim olunca ne oldun meluh oldun Hı -hı. bak iki Hı -hı. taraflı Hı -hı. Evet, hiç böyle düşünmemiştim şu an çok. Şey de öyle, yani, evet. rububiyet mertebesindeki durumu da öyle. Evet. Yani sevkiyat yapan, yöneten esması evet. üzerinden düşünürsek hakkı, evet. o zaman o hususi esmaya muhatap olan varlık, çünkü evet. o ne oldu? İlahi esmanın, e, bir başka yönü yani alemde varoluşuydu. Alemde alim oldu. Evet. melu oldu. Yahut da Rab karşısında merbup oldu. melu merbupu olmayan ilah veya Rab olabilir mi? Muhatabı yok. Evet. Muhatabı yoksa ordusu yok komutan gibi. Öyle evet. bir şey değil bu. O yüzden varlığın iki yönünü beraber düşünmek zorundasın. O zaman hakka bakan yüzüyle halka bakan yüzünü beraber ele almazsan ki bu alma da kalbi hikmete dayalı olarak ele alınmalı. Sürekli karşılıklı ilişkide halden hale bir dönüşüm var. Evet, bu e, esmaların kurduğu bağlantı e, açısından çok mü müthiş bir e, anlatım oldu hocam şimdi. E biliyorsun Muhittin Arabi de ilahi isimlerin mümkünatlar olarak ortaya çıkışının baştaki Hı. ifadesi ne dedi? Ortada yok bunlar. Peki evet. nereden biliyorsun? Bunlar hal dilinden var diyor. Evet. Hali varmış. E, tekallüp edecek halden hali. E, peki nerede var? Hali var şu demek. İsi kablel vuku sezgisi var keşfet senden çıkacak o bileceksin sana bunun şeyini ipucunu veriyor çünkü kalp neydi sırlar ilminin Hı -hı. alanıydı bu tarafı gösteriyor evet. evet bu bu konu bahsettiğim gibi kısaca ilah meluh ve merbub Hı -hı. Hı -hı. ve rab konusu böyle Peki şimdi burada üzerinde durulması gereken bir konu daha var. Hmm. Bu şeyi kalbiye hikmetini anlamak için eee Arabi'de hakkın madem her tecelli her tecellinin kalpte suretlerine tanıklık eden kalp arifin kalbi olduğuna göre o zaman Hak nasıl tecelli ediyor? Bunu da sorgulamamız Hı -hı. lazım. Evet. Yoksa eksik kalır. Evet. Sonuçlarını konuştuk. Yetmez. Hı -hı. Bir de yani bu işler nasıl oluyor? Muhittin Arabi diyor ki... Hakkın diyor bir gaybi tecellisi var. Bir de şehadet alemiyle ilgili tecellisi var. Gaybi tecelliden kastettiği şu... zatında da zatı için mümkün varlıkların makul suretlerindeki tecellisi şu demek. Hı -hı. Kendini kendinde bildi. Hı -hı. Batını. Arif'in konusu da buraya giriyor ya, Kendini kendinde bildi. Hı -hı. Batını. Ayrımsız bir. Hı -hı. işte bu gaybi ilahi isimlerin zata işaret eden isimlerini Hı -hı. kendinde bildi. Arif arındı arındı bu alana yani mümkünlerin makul suretlerine tanıklık edecek. Hmm. E, hakkın harici alemde henüz mümkünat olarak çıkmadığı bir alandır. E, buna feyzi akdes diyor. Hmm. Fe, Feyz akış demek. Hmm. Akdes, mukaddes olan varlığın kendinden kendine olan hmm. yani kendilik bilinci. Burada kendilik bilinci, ben bilinci. Hmm. Ama bu o hüve var ya, hüve ifadesi kul hü vallahu ahad. Hmm. Hü gayb aleminin sembolü isim olarak hüve. Hmm. Şahadet alemi için kullanılmaz. Hmm. Bak, ne oldu? Gayb alemi için Hüve evet. Üçüncü teki şahıs. Hiçbir niteliği yok. Evet. Nesin? Tenzih ediyor. Evet. İhlas da var. Çünkü Arif'in kalbi ihlas ya. Hı. Bak. Kur'an'da insan olmanın sureti ihlastır. Hı. İçi dışı bir olmak. Peki. Burada kalp, tekallüp, ihlas nasıl olacak? Burada hüve zati esma Hı. o şehadet alemi için kullanılamaz. Ama Hristiyan alemi ne yapıyor? Hmm. O Mesih oğlu, Meryem oğlu İsa hmm. odur diyor. Bak benzi o zaman tekfir ediyor Muhittin abi onu. Hayır diyor. Hmm. O diyor öyle bir varlık ki her şeyden münezzeh. Orada niteliği dahi bahsedilemez, konuşamazsın. Hmm. Sürekli oradan bir akış var. Nurunu sürekli veriyor. Nereye veriyor? İkinci tecelliye, yani e, kaplarını kendi makul suretlerde, düşüncelerde oluşturduğu kaplarına dolduruyor o hmm. nurunu. O zaman ne oluyor? Fezi mukaddes. O zaman şehadet aleminin tecellisi diyor. Hmm. Mümkünatlar alemi. Dış varlıkta var oluyor, ayrıma uğruyor. Hmm. Bütünlüklü ayrışmamış kendinde bilme değil ayrışmış kendini bilen ve fiilleriyle tanıklık eden varlık. Dışarıda bir varlık yok, ayrı bir malzeme de yok. Hmm. Esasında buradaki yaratma da şu mümkün hatta. O nitelikler kendinin onun üzerine verdiği zaman onu var ediyor. Ayrıca bir yaratıcı değil. Sürekli kendinden akış var. Yani Allah var, alem var, e bir de yaratıcı var. Öyle bir şey değil bu. Hmm. Bu anlatım yanlış diyor Muhittin Arabi. Niye? Kadim olan, kadem olan, mukaddim olan Allah'ın zatıdır, hüvedir. Hmm. Oraya dönsen tanıklık edemezsin. Ancak senin tanıklığın hmm. mümkünatlar üzerinden Farklı farklı suretlere büren bunu diyor ne yaparsın? Onun kudretine tanıklık edersin ve o kudret üzerinden şey yaparsın, tesirinden dolayı bilirsin. Hı hı. Şimdi rüzgarı biliyor hı hı. musun? Rüzgar gözükmüyor hı hı. ama tesir ediyor, kuvveti var. Allah'ın da ismi Allah kuvveti var. Bir varlıktan tesir ediyor o tesir üzerinden biz hakkın zatını hissediyoruz. Hı -hı. Onun bütün kamil insanın kalbi bu heyula olduğu için bütün itikatlerin suretlerini Hı -hı. kendinde vasıflandırdığı için Hı -hı. o zaman o o tesiri biliyor. Biz de öyle biliyoruz. Yoksa Hazreti Peygamber Rab Rab derdi. Rabbül Erbab Allah demezdi. Hmm. Allah kim görmüş, ta, kim tanıklık etmiş. Ancak o yeryüzünde, çünkü bak arındığın zaman bu şeydir, e, konulardan biridir. Oraya geldiğimde anlatacağım bunu. Hmm. Konu geniş, devam ediyorum. Hmm. Tamam hmm. mı? Hmm. E, Arif ne dedik? Kalbi bütün ilahi bütün ilahi tecellilerin suretlerini kabul etme hmm. kalbine sahip. Bu güce, bu suretleri kabul etme gücüne, bu kalbe Muhyiddin-i Arabi istidat diyor. İstidat. Hmm. İstidat. Kap yani, kabiliyet. Bu kabu alabiliyor onu. Hmm. Bütün heyulaları alan bir kalp. Hmm. İstidat bu. Varlıktan ne gelirse alıyor. Ne gelirse alıyor. Hiçbirini dışarıda bırakmıyor. İstidat dediği bu. Hmm. Ve hiçbir sureti sınırlamıyor. Akıl evet. ne yapıyordu? Sınırlıyordu. Evet. Kalp ne yapıyor? Sınırlamıyor. Hmm. Tamam mı? Bunları konuştuk. Ve bu varlığın suretleri sonsuzdur sürekli o tecelliga bunlara tanıklık ediyor. Evet. Peki hakkı bilmek de o zaman sonsuz. Evet. Evet. Nereye dönerseniz dönün evet. Allah'ın veçesiyle karşı karşı. Zatıyla karşı. Zatı veçesi yüzü zatıdır. Evet. Ama her biri bir surete bürünüyor. Sonsuz. Sınırlayamazsın. Evet. Şimdi burada önemli bir konu var. Himmet etme var. Ariflerin bir işi de bu. O zaman himmet ne? Varlığın hakikatini çoklar rağmen bir olduğunu ve özelleşmesine rağmen genel olduğunu. Yani adam Allah'ın esması kendinde gerçekleşmiş. Onu kendine özel zannediyor. Bir bakıyor ki o onda da onda da herkeste. Çünkü Allah zorunlu olarak rahmetini herkese verir. Evet. Buldum özel evet. ama genelleşir. Evet. Dünyanın hali de öyle. Evet. Mesela Adıl esması. Ee, efendim Musa bunun habercisi olarak söyledi bir bireydi halbuki bütün dünya şimdi e, adalet esması üzerinden yönetiliyor evet. e peki bireysel mi kaldı hayır Hı. kurumsal devlet haline geldi Hı. devlet Allah'ın bir esmasıdır adıl esmasıdır onun içinde şifada vardır marif de vardır çoğaltır İçinde o zaman bu varlığın çokluğa rağmen bir üzerinden özel olmasına rağmen genel içinde karanlığın bulunmasına rağmen tamamen nur olduğunu sadece kendisine Allah'ın bu gizli ve sırlı kuvveti bahşettiği kul bilebilir. Ya şöyle düşün tamamen karanlık. Ama karanlıkta ışık var. Nereden bileceksin? Bak burası fizik. Nereden bileceksin? Uzayda güneş ışınları çıkıyor, patlamalar oluyor, çatlamalar oluyor. Uzayda hiç fotonlar yok. Gözükmüyor. Ama aydınlık var. Nereden biliyoruz? bir çeye çarpıp yansındığında tecelli diyoruz buna. Tecelli evet, evet. O zaman o ışık bir kesif olana çarptığında onu aydınlatıyor. Biz ışığı fotonun öyle olduğunu görüyoruz. Sırlı bunu arifin kalbi biliyor. Bu karanlığa rağmen nurun sırlarını, aydınlığını bilen kalp böyle bir şey. Çoğaltabiliriz bunu. Himmet kalbin niye kalbiye hikmetiyle anlatıyoruz himmeti? Şundan dolayı hikmet, himmet özür dilerim. Kalbin bütün ruhi kuvvetleriyle herhangi bir şeyi yapmaya ya da hakikati keşfetmeye yönelmesi ve niyetlenmesidir. Hmm. Bütün ruhi kuvvetleriyle oraya yöneliyor. Hmm. Peki, himmet bu mudur ki hakikati keşfediyor ve buna niyetleniyor bilmeye. Buna göre hikmet, himmet sufiler için bir etkinlik aracı aynı zamanda bir bilme aracıdır. Hmm. Himmet Himmeti merak ediyorsa insanlık bir etkinlik aracı ve bilgi aracı. Himmet nefisler cem ettiği zaman makamda, cem makamında olduğu zaman e, ne oluyor? Alemdeki cisimlerin edilgenliği o nefsin karşısında edilgen oluyor ki aktif oluyor ruhi kuvvetler. Ona tesir ediyor. Himmet aklın hakikatler üzerine örttüğü kesif perdeleri yırtan ve bu hakikatlerin mahiyetini zevken, idrak eden bir kuvvet. Demek ki himmeti eşya üzerinde tesir etmekten alıkoyan neymiş? Aklın e, üstünü örten örtüleri, perdeleri. Çünkü akıl o dönüşüm ve değişimi sınırlayan ve durduran. Hmm. Çünkü işlevi bağlayıcı, akıl bağlayan demek, bağlanan demek. Hmm. Halbuki kalp ne? Değiştiren, dönüştüren demek. O zaman arifin himmeti eşyayı değiştirip dönüştürebil bilgisine ve kuvvetine sahip olan demek. Hmm. Cem makamında bunu yapma hmm. gücüne sahip diyor evet akıl alanında ise bu alanda akıl acizdir evet. ya yasaları işlemiyor orada. çalışmaz evet. çok güzel söyledin yasaları çalışmaz evet ee, bu akıl kendi metoduna bağlı hı hı. yani bu metot bütünü parçalama ayırmaktan ve analiz yapmaktan ibaret o zaman cem makamından çıkıyor Parçalıyor, bütünselliğe götürmüyor. Bütünsellikte kuvvet tesir eder. Parçalanmış güçler bir oraya bir buraya dağıldığından dolayı ona yönelemez. Ona tesir etmekte gücü. Onun için has esma, has <laughs> esma dediğimiz diğer esmaların gücünü de üstünde toplama, <laughs> merbup olarak hı. diğerlerini alıyor yanına, destek görüyor, gücünü arttırıyor. Evet, şimdi bu biraz konumuz uzayacak bu sefer, kusura bakma. Ee, Muhittin Arabi'de hakkı bilmek isteyenler, bu, madem kalbi bilme var, hı hı. üç ayrıyor kısa kısa. Bir tanesi kalbeli bunlar. Kamil Sufiler, deminden beri anlattığımız olay. İki, akılcılar, ehli nazar. Bunlar filozoflar ve kelamcılar. Bir de bunda bir üçüncü var. Üçüncüsü de ilimlerini peygamberi taklit ederek elde eden müminler. o var. Şimdi onların da hakkını yemeyelim. Kalbe elini anlattık. Tamam, nereye dönerse dönsün kalplerinde hakkım müşahede ediyor. Peki şey akılcı filozof ve kelamcılar hakkı özel veçelerinde tanıyor. Hmm. Sınırlıyor. Alim diyor, arif diyor, sanatçı diyor, başka bir şey demiyor. Hmm. Halbuki hak sınır kabul etmez, tanımaz. O zaman e, ne oluyor? Hakkı bir şu veya bu inanca veya e, vehime bağlıyor Evet. E, Aa'ktan haber yani peygamberin re inanarak onu taklit edenlerin durumu da e, bu da var. Bu bunlar aynı zamanda onu görmek yani Allah'a adeta onu görülmüşçesine ibadet et hadisine uyarak onu yanlarındaymış gibi tasavvur ederler. Hmm. Bu hayali bir müşahededir. Hmm. Bak akılcılar bir suretine tanıklık evet. veya birkaç suretine kalp ehli her surete hmm. tanıklık e, fakat e, neye inanıyorsa neyi tasavvur ediyorsa hmm. e, hayali müşahede hmm. e, taklit ediyor. Halbuki Allah bu sevmez diye Hı -hı. bir ayet var ama ne yapsın başta çocuk gibi taklit ediyor Hı -hı. o bir vesile olsun Hı -hı. şimdi burası bir önemli konu daha var Hı -hı. aleme dönüp baktığımızda sürekli suretten surete sonsuz açılım Hı -hı. bu nedir bunu anlamak lazım bu mümkünatlar aleminde Halkı cedid, yeniden yaratma kavramını Muhittin Arabi tartışıyor. Hı -hı. Alemde sürekli bir değişim dönüşüm varsa o zaman ahiret konusu gündeme geliyor. Şimdi kıyamet ve ahiret konusuna bir ufak pencere açıyor evet, Muhittin Arabi. Hı -hı. Şöyle, diyor ki kıyamet... İnsan ruhunun uyanma, insan ruhunun uyanma günü. İster bu dünyada ruhunu uyanır, isterse ahiretinde. Uyanma günü, cüz'i nefsin külli nefse dönüş günüdür. Kıyameti böyle tarif ediyor. Çünkü bedenin ölümüyle ilgili konuşmuyor. Kur'an bedeni ve ruhu çok fazla gündeme getirmez, hı hı. daha ziyade nefs ve nefs mertebeleri ve akıl. Hı hı. O zaman nefs olduğuna göre cüz'i nefsin külli nefste buluşması, bir zati varlıkta birliğe gelmesine kıyamet günü diyor. Evet. O zaman şöyle diyorum, bir mürşidi kamil külli nefs olarak karşıma çıktı, ben de cüz'i nefsim. İşte kıyametimin koptuğu gün o mürşitle tanışmaktır diyor sufiler. Evet, evet. evet bu dönüş esnasında özel inançların, itikatlerin suretleri ortadan kalkar ve hak her şeyde ve her inancın suretinde müşahede edilir. Hani diyoruz ya sürekli itikatten suretlere evet. bürünüyor. Tamam. Kıyamet günü ne kadar sen sürekli müşahede ediyordun ama kabul etmiyordun. Evet. Fakat kıyamet günü bütün nefs mertebelerinde bütün suretler gözükecek. Evet. Senin cüzi nefs merteben külli nefs mertebesiyle karşılaştığında kıyameti kopacak diyor. Peki. Evet. Cüzi dikkat perdeleri ortadan kalktığında hak ile kul arasındaki perdeler de ortadan kalkar. Nefs, nefis derin uykusundan uyanır ve kendisinin o olduğunu öğrenir. Dışında bir varlık değilsin ki. Sen cüz'i nefsten dolayı kuldun. Ama bütün perdeler kalktı gibi baktın. Külli nefste ka, Külli nefs olan kim? Allah. In. Senin ondan bir varlık olduğuna tanıklık edersin. O zaman nefis perde ortadan kalktıktan sonra dipdiri bir göz ile hakkı müşahede eder. Ve hakkında şu ayet hüküm gerçekleşir. Yemin olsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi perdeni kaldırdık artık gözün keskindir. Kaf suresi 50. Bu kıyamet gününün bir nesi ayeti. Ama kıyametin ne zaman kopuyorsa şimdi yeniden yaratma. Peki yeniden yaratma var da senden bir önceki suret nerede? Onu sakladın. İşte onun o artık orada ahirette. Sen zuhura çıktı. Bir hal, bir yaratma zuhura çıkıyorsa öteki ahirete intikal ediyor. İstersen bunu ahiret diye bir dünyaya bağla. Hmm. Hmm. Orada bekle. İstersen bu dünyada gör. O yüzden derler ki bu dünyada hesabını ver dedikleri bu. Hmm. Niye? Külli nefs karşısında cüz'i nefsin sınavını vermesidir oraya bırakacağına burada ver bakalım ne oluyor evet. kendini düzeltme şansın var evet. öteki taraf dediğin yerde irade kalkıyor evet. yine tanıklık var suretlere tanıklık var evet. yeniden yaratma ee, bunu daha önce anlattım yeniden yaratma ile ilgili varlık nüzul etti evet. nüzulunda sen nefsinde arını uruç edersen, yükselirsen her yükselişin varlık aynı varlık, zatından da aynı varlık ama mümkünatında sürekli kendini yaratma var. Kendini yaratma yükselişle ilgili bir konu. O zaman burada bir terakki var. Ama varlığın kendisi kamil ama sen değilsin terakki yapan yükselişle ilgili bir hmm. konu. Yükseldikçe terakki ediyorsun. Varlık kendi yerinde arşı alada kamil. Evet. Ama sen varoluşunda o yetkinlikte değilsin. Yükselişin seni terakki ettiriyor. Peki konumuzu o zaman suretlerdeki ilahi tecelliymiş bu terakki. Hmm. Evet. O zaman suretlerden surete tecelli eden varlık kim? Hakkın kendisi. Feyzi Mukaddes diyor buna. Evet. Yani Feyzi Akdes suretlerinde kendini bilmek hı hı. ama makul suretlerinde akılda kendini bildi. Mümkünatı duyular alemine dönüşürken hı hı. ne yapıyor? ona göre tecellisi var. Bu tecelliye göre de surete bürünüyor. Bezi mukaddes bu. Ama bundan arınıp da uruca yükselişe geçtiğinde varlığın ilahi tecellilerinde hakkın ne olduğunu orada müşahede ediyorsun. Bu yükselişte ediyorsun. O zaman konuyu şuraya bağlayalım ve noktalayalım. Dünyada ve ahirette bu varlıkların herhangi bir surette zuhuru ve suretin gizlenmesi halinden ibarettir anlamı ahiret diyarı. Yani bu alemde bulunmaktadır ahiret. Hmm. Hatta bütün varlıklara nispetle her an mevcuttur ahiret. Kendisinde varlıkların suretlerinin, kendisinde dediği hakta yani. Evet. Kendisinde varlıkların suretlerinin sürekli olarak zuhur etti ve gizlendi bu ezeli zamanın bir parçasıdır. Zuhur ediyor, gizleniyor. Zuhur ediyor, gizlenen tarafı, saklanan tarafı bizim ahiretimiz. Yapıp ettiklerimizin ahireti bir... E, sufi şöyle diyor. Ahir sonra hmm. et yapıp ettiklerinden sonra hmm. her fiilinden sonra ki durumdur ahiret. Hmm. Ama e, ahiretimiz bizim burada kalbi hikmete göre konuşacak olursak o suretin nesini akli değil kalbi kalbi yaşamsal hmm. nedir kalbi olan şu adaletli adaletli evet. olmak, merhametli. Hı. O zaman bizim ahiretimiz değerler varlı. Evet. evet. Yani neyi hangi esma üzerinden fiillerimizi yapıyorsak fiillerimizin sonunda bak e, tevhid zat, tevhid tevhid sıfat tevili efal. Hı. Fiillerimiz hangi esmaya göre oluyorsa o esmanın müsemması olan zata dönük olduğu için tevhide geliyor. O zaman bizim ahiretimiz o esmaya bağlı fiillerin nesi sonrası. O da değerler. Kalp ne dedik? Ölçülemeyen değerler dünyasının bilmesidir. Marifetullah budur. Halbuki akıl kantitatif. Ne yapar? Ölçer, biçer, analiz eder. Ama kalp bunları aşar. O yüzden ahiretimiz bizim değerler alemidir. O değerlerin içinde biz ahiretimize tanıklık edeceğiz. Başka ne var ki? Bedenini bekliyor. Beden değil, bedenin vesile olduğu fiillerin nesi? Esmalar üzerinden sende nasıl hakka büründüğündür. Adalet misin değil misin? Adaleti ben biliyordum ama adaletli miydin? Hayır değildi. Ha, gel bakalım. Ya. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bir sultan abdalım, sözlerim haktır. Bir sultan abdalım, sözlerim. Haktır, hak diyen canlardan hiç şüphem yoktur. Cehennemde ateş olmazlar yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Yazılar yoktur Herkes ateşini